Yapma oğlum ya. Yapma lan. Dayan hadi biraz daha. Dayan oğlum. Yapma bunu. Ya yapma işte. Yapma lan bunu işte. Lan yeri mi lan bunun? Bunun yeri mi lan şimdi? Bunun yeri mi lan şimdi? Gel şimdi bozulursun. Gel şimdi bozul. Başka yer yok bozulacak o. Başka yer yok. Yan da var, suyun da var. Niye bozulursun oğlum? Niye bozulursun oğlum? Hayırdır birader? Sorma abi, arıza yaptı ya. Buralarda bir tamirci falan var mıdır? Pazar yerinin çıkışında var ama bugün kapalılar. Merkezden çekici çağır diyeceğim. O da pahalıya gelir şimdi. O zaman bekleyeceğim. Gel pazar yerine kadar atayım istersen. Allah mı? Hemen geliyorum abi, bir dakika, bir dakika. Abi sen bu bozuluk marketi biliyor musun? Aynen, bu sağlık ocağının arkasında kalıyor. Ya geçerken beni oraya bir atar mısın? Atayım. Siz kime geldiniz? Sen tanımazsın abi. Nakit mi verecek? 100 lira üstü vereceğim, dur. Meryem, geri dönme, oradan eve gidersin. Tamam Tülay abla. Şurası market. Tamam abicim, sağ olasın. Çok sağ ol, bıraktın. Buyurun. Kolay gelsin. Ada Meryem Varlı'ya bakmıştım. Niye arıyorsunuz onu? Cüzdanını düşürmüş de. Düşürmemiş. Cüzdanı çalınmış. Çünkü düşürseydi düşürdüğü yerde olurdu, değil mi? Kendisi nerede? Öldü. Öldü mü? Nasıl? Ne zaman öldü? Dün. Cüzdanı kaybettiğini anlayınca o kadar üzüldü ki kalp krizi geçirdi. Oracıkta düşüp öldü kız. Vebali de cüzdanı çalanın boynuna. Gencecik kız. Evet, çok gençti. Affedersiniz. Affedersiniz. Bu kızcağızın mezarı nerede biliyor musunuz? Şurada. Nerede şurada? E şu tarafta işte. Ne takip ediyorsun be? Ne takip edeceğim seni ya? Dedin ya mezarı şu tarafta diye, oraya gidiyorum. Ne yapacaksın sen Ada Meryem'in mezarını? Tabii. Öldüğünü duyunca vicdan yaptın. Cüzdanı sen çaldın değil mi? Hayır. Ne yapıyorsun ya? Hırsız! Ne yapıyorsun kızım? Ben hırsız falan değilim ya. Madem hırsız değilsin, cüzdanın çalındığını nereden anladın? Kızım bak, ben hırsız falan değilim. Ada Meryem'in cüzdanını İstanbul'dan getirdim tabi. Al, al. İşte çalmışsın. Polisi arayacağım. Ya ne polisi? Polis falan.
Hırsız falan değilim kızım ben. Onu karakolda anlatırsın. Ya bir kere ben hırsız olsam cüzdanı buraya kadar niye getireyim? Bir düşün ya, fevri misin nesin? Arkadaşım almış cüzdanı, ben değildim. Evet. Adam Meryem benim. O parasını çaldığın kız da benim. Ölmedin mi? Ölmüş gibi mi duruyorum? Dedin ya mezarı şu tarafta diye. Nerede herhalde oraya gömülürüm. Ama şimdi değil. Neyse. Ölmediğine çok sevindim. Ayrıca tanıştığımıza da memnun oldum. Madem hırsız değilsin paramı geri ver. ...57 liraydı. Al. Üstünü al. Hak geçmesin. Demek cüzdanı sen çalmadın. Ama kalkıp ta İstanbul'dan buraya kadar geldin. Şeker. Ada. Adayı kullanıyorsun değil mi? Yoksa Meryem mi diyeyim? Sen buralı değilsin. Ada de. Ada. Ben esas sana bunu getirmek için geldim. Yani kimlik kartı falan onlar çıkartılır gene ama bunu bir kaybettin mi bir daha yerine koyamazsın. Annenin mektubu. Annemin yazdığını nereden biliyorsun? Okudun değil mi? Özür dilerim, ayıp ettim. Özel bir şey olduğunu bilmeden baktım. Kızıma kelimesini okuyunca ne bileyim bir anne sözü duymayalı uzun zaman oldu. Engel olamadım kendime. Gerçi sen 100 kere okuyup ezberlemişsindir mektubu ama ben yine de sana geri getirmek istedim. Çünkü... mektupta öyle bir şey var ki... hayat üstüne geldiğinde bu arka çıkıyordur sana. Bu ayakta tutuyordur seni. İstemiyorum. Çöp at. Annemin mektubu. Evet. Dediklerinin hiçbiri doğru çıkmadı.